Merhaba, ben Doktor Afat Edeyeva. Bu videoda size Doktor Erman Ayteç ile birlikte retroperitoneal tümörlerden bahsedeceğiz. Erman Hocam, retroperitoneal tümörler ne demek? Retroperitoneal tümörler bizim vücutta retroperiton olarak adlandırdığımız alandan kaynaklanan tümörlerdir. Retroperiton dediğimiz alan, karnımızın içinde bir boşluk var ve bu boşluğu saran bir zar var. Biz buna periton diyoruz. Bu zarın arka kısmındaki organlardan kaynaklanan tümörler retroperitoneal tümörler olarak adlandırılırlar. Tabii bunların içerisinde böbrek ve böbrek üstü bezleri de bu alanda yer alır. Bunlar o grubun dışında tanımlanır ama o bölgedeki kas, kemik, yumuşak doku ve sinir dokusundan kaynaklanan tümörlerin hepsine retroperitoneal tümörler olarak isim verilir. Peki kimde daha fazla görülmekte, kimde sık görülüyor bu tümörler? Bu tümörler çok nadir görülen tümörler Afak Hocam. Genel olarak belirgin bir gruba bağlı değil ama belli risk faktörleri var. Daha önceden radyoterapi almış olmak, kimyasallara maruz kalmak, bunlar arsenik gibi. Bunlar belli risk faktörleri ama belirgin olarak neden olan bir şey yok. Çoğu zaman belirsiz bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki belirtileri neler bu hastalığın? Bu hastalıkların en sık belirtisi iştahsızlık, kilo kaybı, sırt ağrısı kaynaklandığı yer itibariyle omurgaya, oradaki sinirlere yakın tümörler oluyor. Ama belli bir aşamaya gelene kadar genellikle bulgu vermiyorlar. Çünkü bu bölge genişleyebilme ve kolay kolay bulgu vermeme özelliğine sahip. Genellikle bulgular ortaya çıktığında hastalık belli bir evreye ulaşmış oluyor. Peki bu retroperitoneal tümörlerin tanısını nasıl koyuyoruz? Retroperitoneal tümörlerin tanısını koyarken hastanın şikayetlerine göre tanı konmaya başlanıyor. Net tanıyı görüntüleme yöntemlerinden bilgisayarlı tomografi ile koyuyoruz. Genellikle karın ve göğüs bölgesinin bilgisayarlı tomografisi yapılıyor. Ondan sonra eğer burada bir bulgu varsa, yani bir tümör oluşum varsa bu retroperitoneal alan dediğimiz alanda, bu kitlenin, bu tümörün özelliklerine göre ileri tetkikler, MR gibi, ondan sonrasında da biyopsi gibi tetkikler tanıyı koymamızı sağlıyor. Peki Erman Hocam, benimki retroperitoneal tümör tanısı koyduk bir hastamıza. Bunu evrelememiz gerekiyor mu? Evreleme yaparken hangi tetkiklere başvurmamız gerekiyor? Tabii ki gerekiyor. Her tümörde, her kanser türünde olduğu gibi bunlarda da evreleme anahtar. Hem tedavi planlamada hem de uzun dönemde bu hastalığın yaşam beklentisini öngörmede önemli. Tanıda kullandığımız tomografi ve MR görüntüleme yöntemi, evrelemede kullandığımız görüntüleme yöntemlerinden. Peki bu tümörlerde neoadjuvan tedavilerin yeri var mı acaba? Yoksa direkt ameliyat mı ederiz hastaları? Neoadjuvan tedavilerin yeri var. Tabii burada neoadjuvan tedavinin ne olduğunu herhalde bir açıklamak lazım. Neoadjuvan tedaviler genel olarak bizim ameliyat planladığımız hastada bu ameliyatın başarısını arttırmak, buradaki kastım tümörü tamamen ortadan kaldırmak cerrahi müdahaleyle sınırları temiz bir şekilde, bu amaçla uygulanan kemo ve radyoterapiler. Retroperitoneal tümörler özellik olarak kemoterapiye çok iyi yanıt vermiyorlar genel olarak. Veren tipleri var ama çok kısıtlı. Bu nedenle neoadjuvan tedavi protokollerinin büyük bölümü ışın tedavisi, yani radyoterapi bazlı oluyor. Bu tümörlerde de özellikle 4 cm'den büyük olan liposarkom dediğimiz yağ dokusunun tümörlerinde radyoterapinin kullanım alanı mevcut. Peki bütün tedavilerini tamamladık, neoadjuvan tedavilerini, ameliyat kararı verdik. Nasıl bir ameliyat uygulamamız gerekiyor bu hastalara? Retroperitoneal tümörlerin kesin tedavisi, sizin de belirttiğiniz gibi hocam, cerrahi. Bu cerrahi genellikle kapsamlı bir cerrahi oluyor. Çünkü retroperiton, bizim periton dediğimiz karın zarındaki organlara da komşulu olan bir alan. Ana prensip, burada var olan tümörü sağlam sınırlarla, yani ne demek, temiz sınırlarla yerde tümör bırakmadan çıkarabilecek cerrahiyi uygulamak. Bu sırada belli bir miktar sağlam dokuyla beraber bu tümörlerin tuttuğu organların da eğer tutulum varsa çıkarılmasını kaplayan, nedir bunlar? Bazen böbrek, bazen böbrek üstü bezleri, bazen bağırsaklarla ilişkisi olabiliyor bu tümörlerin. Bunların hepsinin tek bir parça halinde parçalamadan çıkarılması esasına dayanan bir cerrahi planlıyoruz. Peki Erman Hocam, ameliyat olduktan sonraki takip planı nasıl olmalı bu hastalarda? Bu hastalar büyük cerrahiler geçiriyor. Bu cerrahilerden herhangi bir komplikasyon ve bir kötü bir sonuç almadan takip ettiğimiz hastaların patoloji sonucuna göre bazen ek tedaviler gerekebiliyor. Bu ek tedavileri tabii multidisipliner olarak konseylerimizde karar veriyoruz. Burada medikal onkologlar, radyologlar, radyoterapistler, patologlar, diğer uzmanları hepimiz birlikte o tedavi planlamasını yapıyoruz. Ve bunların başlangıç döneminde 6 ayda bir, ondan sonra periyotlar tabii herhangi bir sorun çıkmadıkça daha da uzayabiliyor. Yine tanı koyduğumuz görüntüleme yöntemleriyle, bazen MR'la, bazen tüm vücut MR'la takipleri var. Bu şekilde hem medikal onkoloji hem de bizim genel cerrahi bölüm tarafından takibi yapılıyor. Peki Erman Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Bu videoda size Doktor Erman Ayteç ile birlikte retroperitoneal tümörlerle ilgili bilgi paylaştık. Sağlıklı günler dileriz.